Yabancılar için Türkiye'de sınavsız devlet üniversitelerinde master yapmak, yani yüksek lisans yapmak bugünkü konumuz. Gerekli evraklar nelerdir? Referans, özgeçmiş, tanınma belgesi, denklik belgesi, onlar nasıl temin edilir? Tezli veya tezsiz yüksek lisans nedir? Bununla ilgili bilgileri bu videoda sizinlerle paylaşacağım. Ben Ali Akbar. Türkiye'de Aralık ayı itibarıyla 2020-2021 akademik yılı için, bahar dönemi için başvurular başladı. Master, yüksek lisans sınavsız bir şekilde devlet üniversitelerine yerleşmek istiyorsanız bu konuda size yardımcı olabiliriz. Gerekli evraklar nelerdir? Lisans diploması, lisans transkripti, geçerli pasaport, referans mektubu, varsa Türkçe yeterlilik belgesi, en önemli belgelerden biri de tanınma veya denklik belgesi. Siz yurt dışındaysanız tanınma veya denklik belgesini nasıl alabilirsiniz? Üniversitedeki gibi konsolosluklardan veya büyükelçiliklerden temin edebilir misiniz? Tabii ki de hayır. Denklik belgesi, tanınma belgesi Türkiye'de tek bir noktadan, yani YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu Ankara'dan temin edebilirsiniz. Bu konuda da size yardımcı olabiliriz. Denklik belgesi aylarca sürerken tanınma belgesi birkaç gün içerisinde alınabilir. Tanınma belgesiyle de Türkiye'de sınavsız bir şekilde master ve yüksek lisans yapabilirsiniz. Tekrar size sayıyorum, gerekli evraklar nelerdir? Pasaport, geçerli pasaport, lisans diploması, lisans transkripti, referans mektubu, zorunlu değil ama varsa Türkçe yeterlilik belgesi, artı tanınma belgesi. Bu belgeler yurt dışından alındıysa Türkçe tercümesi olması gerekir. Türkiye'de bitiren arkadaşlarımız için tanınma veya denklik belgesi istenmiyor. Referans mektubu da hocanızdan, üniversitede okuduğunuz hocanızdan temin edebilirsiniz. Bazı üniversiteler referans mektubu da istemektedir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.